Bu biraz ambargonun işte başarısına bağlı olacak. Yani ambargonun başarısı dediğimizde Çin Halk Cumhuriyeti'nin tutumu ne olacak acaba? Yani Avrupa Birliği, az önce bahsettiğim o alternatif tedbirleri hayata geçirme konusunda, yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargo kararına, yaptırım kararına rağmen İran'la ekonomik ilişkileri sürdürme konusunda başarılı olacak mı? Yani o Avrupa ülkeleri aslında belki kendi şirketlerini İran'la ticaret yapma konusunda ticarete devam etme, İran'daki yatırımlarını devam ettirme konusunda onları baskı altına alabilecek mi? Çünkü az önce bahsettiğim o blocking statüt kararı aslında tam da bu yönde bir karar şeydi. Baskı aracı olarak, kendi şirketlerine yönelik baskı aracı olarak düşünülmesi gerekir. Yani burada daha önceki yaptırımlardan farklı olan şey şu aslında. Bu tarafına da bakmak gerekir sizin sorunuz üzerine. O da şu. Yani daha önceki 2010'da başlayan yaptırımlar bütün uluslararası camianın kabul ettiği. Yani en azından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin kabul ettiği. İşte hepsinin onayıyla. Çünkü 1929 sayılı yaptırım kararı, 2010'da Güvenlik Konseyi'nde alınan yaptırım kararı hiçbir veto ile karşılaşmadı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında İngiltere, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya bu karara onay verdiler. Yani veto etmediler kararı. Dolayısıyla uluslararası bir konsensüs söz konusuydu o zaman. İran'a karşı nükleer çalışmalarından dolayı yaptırım uygulanıp nükleer çalışmalar konusunda İran'ın masaya getirilmesi ve geri adım atmasının sağlanması konusunda bir konsensüs söz konusuydu. Bu defa öyle bir konsensüs yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin en başta Avrupalı müttefikleri, yani bunların içerisinde İngiltere de dahil, biliyorsunuz İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları Trump'ın yaptırımlarla ilgili kararını açıklamasından sonra bu karara karşı olduklarını ve İran'ın ne diyelim Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun da tespitleriyle anlaşmaya uyduğunu, 2015 yılındaki anlaşmaya uyduğunu söylemişti. Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya zaten bu konuda İran'a karşı yaptırımlara taraftar değiller, karşı çıkıyorlar. Eğer bu aktörler, yani Çin, Rusya, Avrupa Birliği, bu aktörler eğer İran'a karşı yaptırımların çok sıkılaşmasını engellerlerse, hatırlarsak Avrupa Birliği'nin bu konudaki en büyük çekincesi de aslında yaptırımlarla birlikte İran'ın istikrarsızlığa sürüklenmesi ve bölgenin kaosa sürüklenmesi. Az önce söylediğimiz, yani çünkü İran'ın içeride istikrarsızlığa sürüklenmesi bölgenin kaosa sürüklenmesi anlamına da gelecektir. Bu aktörler başarılı olurlarsa, yani İran üzerinde yaptırımların etkisi daha az olur. O zaman da bahsettiğimiz o sosyal olaylar ya da işte kaos benzeri gelişmeler söz konusu olmaz. O yüzden sorunuzun net cevabı aslında uluslararası aktörlerin tutumuna bağlı. Yani uluslararası aktörler burada Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı etkili bir şekilde İran'la ticareti ve İran'da yatırımları devam ettirme konusunda hareket ederlerse yaptırımların etkisi daha sınırlı olur ve o bahsettiğimiz boyutlara ulaşmaz diye düşünüyorum.